yatırım almak çok keyifli geliyor da yatırımcıya haber verme tarafı. Sen yatırımcıyla bir karşı karşıya otur bakayım, bir raporlarını yatırımcı yorumlasın. Nasıl stres yapıyorsun orada yani? Bunu da bilmesi gerekiyor adamın. İşte ben içeriye $200.000 yatırım aldım, bundan sonra rahatım diyemiyorsun. O artık sen diken üstündesin. Evet, aynen hani öyle. O başkasının parasıyla oynuyorsun. Aslında baktığında şey oluyorsun. Bu yatırım tarafı birazcık daha çalışan mantığına giriyorsun. Yani girişimci değilsin yani sen. Evet. Sen başkasının parasını kendin oynuyorsun aslında baktığında. Yani zaten paranın sahibi başka bir şey. Sana sadece o parayı katla diye veriyor. Ama onun hesabını veriyorsun. Tam olarak öyle oluyor. Beyaz yakalılıyken de aynı. Pazarlama yöneticisiyim ben. Elimde zaten bir para var. Ama para şirketin parası. Ve ben onunla oynuyorum. Amacım ne? Daha fazla ürün sattırmak. Aynı şey. Burada işte tek avantaj şey oluyor. Eğer ki sen şirketi bu parayla geliştirirsen senin de cebine para giriyor. Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konuğum teknoloji editörü Mert Can Orhan. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Abi. Teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. İyi yaptın da geldin. Vallahi benim için şeref abi. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah, olur mu ya? Ben teşekkür ederim, geldin. Güzel konuklarımız var burada zaten bugün bizimle beraber, izleyicilerimiz. Evet, aslında bir tek ben değilim, birkaç tane de izleyicimiz var. Çok iyi bir atmosfer şu an. Hiçbir masraftan kaçmadık. Seyirci de getirdik arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Böyle alkışlayacaklar sürekli. Efekti oradan vermiyoruz artık. Ne yapıyorsun? Nasıl keyifler? İyi abi, süper. Koşturmaca devam, çalışıyoruz. Senin nasıl gidiyor? İyi iyi, her şey yolunda gidiyor. Birazdan farklı şeyler konuşacağız. Evet. Ben sana ilk sorum şey olacak. Bu girişimin nedir? Upcorn ne yapıyor? Bir ondan başlayalım da sonrasında anlatırsın bir şeyler sanki. Evet, kısaca ben Upcorn'dan bahsedeyim. Aslında Upcorn abi temelinde girişimcilik ve teknoloji odaklı bir içerik platformu. Şimdilik bir içerik platformu olarak söylüyoruz Upcorn'u. Ama daha sonrasında tabii bu işin çok daha farklı noktalara gideceğini düşünüyorum. Vizyon o şekilde en azından. İşte bundan 5-6 sene sonra Netflix'e belgesel yapma gibi bir hedefimiz var. İnşallah güzel, nasip olursa. Güzel. Ama temel olarak dediğim gibi zaten teknolojinin içerisindeydim. Artık girişimciliğin de içerisindeyim ve girişimcilikle teknoloji arasında içerikler üretmeye devam edeceğim Upcorn'da. Neden girişimciliğe bir dalasın geldi? Abi şöyle, aslında yıllarca sen de biliyorsun ki işte Shifternet çalıştım, birçok yerde çalıştım ve çok fazla da video çektim. Teknoloji incelemeleri tarafında. Ya global markaları çok güzel bir şekilde Türkiye'ye anlattık. Ama Türkiye'deki teknoloji girişimlerini globale bir türlü anlatamadık. Ben de bunun eksikliğini fark ettim. Ve hani rahat uyumam için galiba bunu da yapmam gerekiyor dedim artık. O yüzden de Türkiye'deki girişimcileri de dinlemeye karar verdim. Onlarla alakalı da videolar üretmeye karar verdim. Bunu tabii bireysel olarak yapmayacağım. Artık bir kurumsal yayın içerisinde yapacağım. Temel sebebi bu aslında. Çok yani inanılmaz güzel bir konu. Hani Türkiye'de az önce de konuştuk. Bir sürü içerik üreticisi var, birçok girişimci var ama bunlarda ne kadar sesimizi duyuruyoruz, ne yapıyoruz bilmiyoruz. Bunların muhtemelen o kadar o konuya hakim değilim ama bir yol göstericileri vardır. Bir yatırım girişimciliği, bir şeyciliği vesairesi, bir sürü detay vardır ama sence girişimcilerin önündeki en büyük zorluk ne? Abi şu anda bence en büyük zorluk, Türkiye için konuşuyorum, tembellik. Yani tembel olmaları dışında aslında çok da bir sorun görmüyorum ben. Eğer ki hani biraz çalışırlarsa, biraz akıllarında çalıştırırlarsa çok güzel noktalara gelebilirler Türkiye'de. Türkiye'de aslında bir diğer engel de maalesef ki ekonomik kriz. Ama ekonomik kriz tarafında da girişimcilik ekosisteminde bir takım şeyler çözüldü diyebilirim. Çünkü Türkiye'de çok fazla melek yatırımcı var artık. Bu tür küçük girişimleri desteklemek isteyen çok fazla insan var. Ve bunları da bence bir avantaj olarak değerlendirmeliyiz. Bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. O yüzden de hani özellikle genç girişimciler yerinde durmadan sürekli bir fırsat aramalı. Sürekli bir iş üzerine kafa yormalılar bence. Ya şey çok zor bak şimdi. Tembellik dedin ya. Tembellik ve çalışkanlık inanılmaz. Hani belki de genç kuşağın en zorlandığı şeylerden birisi, benim yakaladıklarımdan söylüyorum. Çalıştıktan sonra evet ekonomik kriz var. Yani baktığında o çıkar telefonunu göreceğim diyen amcaların şeyi var yani, anladın mı? Onlar çok fazla ama toparladığında şöyle bir şey de var. Sen çalıştıkça inanılmaz derecede iş var. İnanılmaz derecede fırsat kovalayabiliyorsun. Ama işte hem yatayım, hem para gelsin, hem oradan da o gelsin dediğinde o işler olmuyor abi. Kovalamak gerekiyor. Çalışmak maalesef gerekiyor. Maalesef olmuyor, evet abi. Abi bu arada buna biz biraz da şeyde alıştık. Kripto para camiasında alıştık. Pandemi döneminde özellikle bu Bitcoin'in patlamasıyla birlikte falan herkes pasif gelire kafayı taktı. Ama pasif gelirin hani çalışmadan olacağını düşünüyorlar. İşte ben işte Bitcoin'e şu kadar para attım, bana her ay şu kadar para gelecek gibi düşünüyorlar. Bu yanlış bir düşünce. Dediğim gibi bence tek yapmaları gereken şey sıkı çalışmak. Onun dışında karşılarına çıkan engelleri tek tek alt edeceklerdir bence. Güzel güzel. Oraları da değişeceğiz birazdan. Şimdi şöyle, birçok kişi seni tanıyor ama bir kendinden bahsetsene. Tabii. Bir dünya bir toz bulutuydan al. Ne yaptın? Vallahi ne okudun üniversitede? Abi üniversite mezun değilim ben. Bak oha. Mesela hala daha üniversite okuyorum. 5. yılım. Galiba halkla ilişkiler bölümünü 6 yılda bitiren ilk Türk ben olacağım. Yani öyle bir sıkıntımız var. 4 yıllık halkla ilişkiler bölümünü. Soruyor, ben de kimyayı tam 5 yılda bitirdim. 4'tü. Ha iyi abi, süper. Üniversite hayatım, benim okul hayatım genel olarak iyi değildi. Ben de zaten okul hayatımın iyi gitmeyeceğinin farkına vararak kendimi biraz daha İşe verdim. Bak, bu çok güzel bir şey. Aslında bak, hani kötü bir giriş aslında ama güzel bir toparlayabiliriz bunu. Neden aslında? Hep bunu söylüyorum ben buralar. Üniversite okumak aslında bir şey değiştirmiyor ki. Evet. Yani şu anki güncel dünyada aslında bir şey değiştirmiyor. Sen ne yapıyorsun? Çalışmaya başladın. Üniversite okumak, diploma, askerliğin parasını verdikten sonra aslında onu bile gidiyorsun, anladın mı? Bizim için tek bir kriter vardı. Askeri kısa dönem yapmak. Abi ben kimya mezunuyum. İşletme master'ı yaptım. İngiltere'de bir yıl İngilizce üzerine çalıştım. Pazarlama iletişimi yapıyorum. Hani evet, hiçbir şey yok, anladın mı? Bağlantılı hiçbir şey yok. Var tabii ki arada ama kimyayla değil yani. Bölümle alakalı değil. Senin en azından bölümün, ama ne güzel tarafı, okurken aslında staj yaparak, işini kurarak bir şeyleri yapmışsın. Yani üniversite gereklilikten artık çıkma noktasında. Kesinlikle. Ya abi zaten ben bu hani işte yazı yazmayla başladım. Her teknoloji editörü gibi haber yazmayla başladım. İşte lise yıllarında profesyonel olarak haber yazmaya başladım. Ve ben artık üniversiteye geçtiğimde, iyi kötü bir üniversite kazandık. Geçtiğimde Shifternet tam zamanlı işe başlamıştım. Orada da yaklaşık 2 yıl civarı kaldım Shifternet. Daha öncesinde freelance olarak da çalışıyordum tabii Shifternet. Neyse, Hakkı abiyle bir gün konuşuyoruz. Hakkı abi bana dedi ki sen hangi bölümden mezun oldun? Abi ben, adamlar benim CV'mle ilgilenmemiş mesela. Hani bugün en büyük teknoloji tarafında en büyük medya şirketlerinden biri Shifternet. Ben burada tam zamanlı çalışıyorum. Adamlar benim üniversite okuduğumu, hani üniversite mezunu olmadığımı bile bilmiyorlar. Dolayısıyla bu noktada da aslında ne kadar önemsiz olduğunu anlıyoruz üniversitenin. Biz şu an ilan çıkarken bölüm araştırmıyoruz ki. Yani iletişimin şeyi üniversitede alınmıyor. Yani kitaplarla burada gömeceğim şeyler var. Mesela fotoğrafçılık bölümüyle alakalı bir arkadaşım çalışıyor. Hala siyah beyaz fotoğraflar, siyah oda, karanlık oda, bilmem ne anlatıyorlar. Abi drone yok içerisinde. Evet. Yani güncel makineleri, mobil fotoğrafçılık yok. Hani üniversite okusan ne olacak? Tabii ki o başka bir kültür. Şimdi beni gömersiniz muhtemelen ama apayrı bir şey, ama abi sen zamanı yakalamazsan o bölümün bir anlamı kalmıyor ki. Bizim işte de öyle. Üniversite mezunu olmana gerek yok. Ben evet, senden kesinlikle lisansınla ilgili bir şey istemiyorum. Senin iletişim kabiliyetini istiyorum. Atıyorum Photoshop ne kadar iyi kullanabiliyorsun, ne kadar iyi video editliyorsun. Hakkının da aradığı şey buydu. Evet, kesinlikle. Abi bu arada bana hep şey derlerdi, işte üniversite senin için sosyal açıdan iyi olacak derlerdi. Sosyal ortam vesaire. Abi ama ben bilmiyorum, galiba seçtiğim üniversiteden kaynaklı çok güzel bir ortam göremedim. Yani çünkü arkadaşlarım orada işte babasının yeni aldığı yatlardan bahsediyorlar, bindiği arabalardan bahsediyorlar ve beni bu sohbet içerisinde saran hiçbir şey yok. Çünkü yat camiasına hakim değilim maalesef. Galiba biraz seçtiğim üniversiteden dolayı hani çok da sosyal ortam kuramadım. Ya şimdi buralara hep gömerek gidiyoruz ama yine şimdi her yer apartman üniversitesi. Hani öyle baktığında hani öyle de olmuyor abi. Baktığında senin ortamın aslında çok güzel. Üniversite dışında güzel bir ortam yaratmışsın zaten. Evet kendine. Kesinlikle. Çok şükür o tarafta güzel ortamım var, dediğin gibi. Arkadaşlarım var sektörden. Shifterlet'ten sonra ne yaptın? Abi ben Shifterlet'ten sonra aslında güzel bir boşluğa düştüm birkaç ay. O psikolojik olarak, bilmiyorum hiç yaşadın mı hayatının bir evresinde de, bir işten ayrılırsın. Sonra ne yapacağım ben ya dersin. Gözlerini daha da açmaya başlarsın. O süre zarfında ben şunu fark ettim. Ya dedim ben galiba video prodüksiyon tarafında da iyi işler çıkartabilirim dedim. Daha sonrasında kendim içerik üretmeyi bırakıp bir dönem başkalarına içerik üretmeye başladım. Kamera arkasında yer aldım. İşte bu tarafta bazı reklam setlerine gittim. Orada bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Kendim işte videografer olarak çekimler yapmaya çalıştım falan filan derken video prodüksiyon tarafında da böyle kendime bir şeyler kattım o süre zarfında. Bir yerde çalışarak değil, tamamen işi kendim yaparak oldu bu. Dur hemen sana burada bir sorayım. Kaynaklarını nereden öğrendin? Bak şimdi hani az önce tembellikten çıkıp çalışmaya gidiyoruz ya. Bu bildiğin bir şey değildi, kulvar değildi ve öğrendin bunu. Nereden tükettin? Kaynakların nelerdi? Abi ben o tarafta yine galiba şanslıyım ki ben Shifterlet'te çok güzel videograferlarla çalıştım. Shifterlet'te Çok fazla videografer tanıdım. Ve ben bir şeyi yapamadığımda en basitinden hani şu tepemdeki ışığı koyacak yer bulamadığımda onları arayıp sorabiliyordum. Her şeyde, kurguda olsun, renk tarafında olsun vesaire. Dolayısıyla o tarafta çok internete ihtiyacım olmadı. Sürekli onlardan öğrendiğim şeylerle yaptım bu işi. Özellikle orada işte Oğuz abi vardı mesela, o bana çok şey katmıştır. Premier tarafında özellikle. Onun dışında da tabii hani ufak tefek şeyleri de böyle birçok YouTube kanalı var abi. Bugün işte sana da konuk oldu diye hatırlıyorum, Onur Naci Öztürkler mesela. Premier'de çok güzel şeyler anlatıyor. Hani ben de ondan çok öğrendiğim şeyler oluyor. O tarafta bu tür kanallarda fayda sağlıyor. Kesinlikle öyle. Yani şey işte bu atıfları hep böyle konunun farklı yerlerine bağlayarak gideceğim. Hani o tembellik edeceğine otur işte 2-3 tane video izle. İşte Onur Naci'nin kanalı çok güzel mesela o konudan. Evet. Başka şeyler, Ozan'ı izle atıyorum, CapCut öğren. Bir sürü şey, hani anladın mı? Evde oturacağına bunları öğrendiğinde zaten sana bir şeyler katmaya başlıyor. Sonrası video editör, yani şey yapıyorum dedim, başkalarına iş yapıyorum, renk vesaire derken. Sonradan da beni tekrardan arkadaşlarım gaza getirdi, dedi ki bak dedi, tamam dedi, video prodüksiyon işlerin çok güzel ilerliyor, çok güzel işler yapıyorsun dedi. O tarafta moda markalarıyla da çalıştık, işte Silivri'de fabrikayı da çektik, birçok şeyde bulunduk aslında. Dediler ki kişisel kanalı da ihmal etme, o tarafta da zaten güzel içerik üretiyordun, üretmeye devam et dediler. Bu sefer de ne oldu, benim kendi bireysel kanalımla video prodüksiyon güçlerim birleşti. Ben artık kanalımda daha da iyi içerikler yapar hale geldim. Bireysel kanalımı o zamandan beri zaten olabildiğince aktif tutmaya çalışıyorum. Durum bu şekilde. Son olarak da işte Upcorn'u kurduk zaten. Upcorn'da benim inşallah ustalık eserim olacak. Süper. Diye düşünüyorum ben. Hani naçizane usta olduysak tabii. Yok tabii ki abi, bu bir süreç. Yani bir kere hani o hedefi koyduğun yerdeki yer değil aslında. Bu yaşadığın süreci aslında çok daha iyi yönetmek lazım. Süreç farklı yerlere gidebilir. Şimdi burada az önce sordum ama girişimcilere girelim. Aslında bütün olay girişimcilik dünyası, ekosistemi. Burada Netflix haricinde ne yapacaksın? İnsanlara nasıl bir... Ya şimdi şöyle, girişimcilik ekosistemi gelişen bir şey. Bir sürü insanın sizi bulması da gerekiyor ama burada insanların yakalaması, girişimci gençlerin yakalaması gereken şeyler de var. Mesela sana en çok ne sorular soruluyor? İnsanların en çok karşılaştığı sorunlar ne? Bunları anlatacak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Evet, o tarafta şimdi bu zamana kadar Türkiye'deki girişim yayınları girişimcilere örnek olacak, yani yol gösterecek içerikler hazırlayamadılar. Benim gördüğüm kadarıyla en azından. Tabii bu tarafta hani Webrazi ve e-girişim güzel içerikler yaptı. Ama tam benim kafamdakini onlar da yakalayamadı. Ben bu tarafta şeyi yapmak istiyorum. Girişimcilere yol gösterecek blog tarzında içerikler. İşte bu tarafta girişimciler şunu neden yapmalı? Mesela örnek veriyorum, girişim sunumu nasıl hazırlanır? Çok güzel bir şey. Tarzında içerikler hazırlamayı düşünüyoruz. Hem videolu hem de yazılı. Ve bunun yanı sıra yine girişimcilere yol göstereceğini düşündüğüm batan girişimler. Türkiye'de bu bence çok önemli çünkü birçok girişim batıyor abi. Bugün milyon dolarlık girişimler batıyor. Benim en çok sevdiğim konu bu. Neden biliyor musun? Hani bunların kitaplarını okumayı da çok seviyorum. Başarısız girişimler. Yani çünkü oradan feyz alınması gereken bir dünya konu var. Evet. Süper. Aynen öyle. Onu da yapmak istiyoruz. Hem video tarafında yapacağız onu. Batan girişimlerin neden battığını anlatacağımız bir hikaye serisi de gelecek yakın zamanda. Bunun yanı sıra yatırım almış girişimler. Şimdi bugün herkes milyon liralar, milyon dolarlar yatırım alıyor falan filan. Yatırım aldı haberini herkes paylaşıyor. Ama yatırım aldıktan sonra o girişim hangi seviyeye geldi kimse bunu paylaşmıyor. Abi bu tarafta hala daha kar edemeyen, işte milyon dolarlık yatırım alıp kar edemeyen şirketler de var. Bunları kimse yazmıyor. Biz o tarafta şey tarzında içerikler düşünüyoruz. İşte X girişimi 1.2 milyon TL yatırım aldıktan 3 ay sonra ne oldu? Gibi. Bu çok değil. Bak az önce, yani bu konuyu değişebiliriz diye söylüyorum. Şimdi az önce söyledin ya, batan içerikler vardı. Hep böyle biz de iceberg'in üst tarafında mı diyeyim artık, her şey böyle polyanlacılık tarafı mı? Herkes yatırım alıyor anasını sattığım dünyasında. Herkes uçuyor gidiyor, süper, tamam mı her şey? Ama değil. Değil. Ya o adamların dediğin gibi 3 ay sonraki finansal durumu ne? O yatırımı aldı da İnsan kaynağı bulup çalıştırabildi mi mesela? Merak ediyorum. Bu arkadaşlar sunum mesela. Doğru sunum yapabildiler mi? Doğru hedefledikleri yere gittiler mi? Hani sadece bir app yapıp 2 yazılımla bu iş olmuyor aslında. Yani iş süreci devam ettirebilmek. Düzenlilik, sürdürülebilirlik. Parayı aldın da onu çarpı 2'yi çarpı 10 yapabildin mi? Yoksa aşağıya mı gidiyorsun? O yüzden ters psikolojide aslında batan içerikler bence daha güzel. Daha çok tutar. Ya abi bir de günün sonunda şeyi de bilmiyor şimdi artık genç girişimciler. Yatırım almak çok keyifli geliyor da yatırımcıya haber verme tarafı. Sen yatırımcıyla bir karşı karşıya otur bakayım, bir raporlarını yatırımcı yorumlasın. Nasıl stres yapıyorsun orada yani. Bunu da bilmesi gerekiyor adamın. İşte ben içeriye 200 bin dolar yatırım aldım, bundan sonra rahatım diyemiyorsun. O artık sen diken üstündesin. Evet, aynen hani. Öyle. O başkasının parasıyla oynuyorsun. Aslında baktığında şey oluyorsun. Bu yatırım tarafı birazcık daha çalışan mantığına giriyorsun. Yani girişimci değilsin yani sen. Evet. Sen başkasının parasını kendin oynuyorsun aslında baktığında. Yani zaten paranın sahibi başka bir şey. Sana sadece o parayı katla diye veriyor. Ama onun hesabını veriyorsun. Tam olarak öyle oluyor. Beyaz yakalıyken de aynı. Pazarlama yöneticisiyim ben. Elimde zaten bir para var. Ama para şirketin parası. Ve ben onunla oynuyorum. Amacım ne? Daha fazla ürün sattırmak. Aynı şey. Burada işte tek avantaj şey oluyor. Eğer ki sen şirketi bu parayla geliştirirsen senin de cebine para giriyor. Evet. Senin de servetin katlanıyor dolayısıyla. Öyle bir avantajı oluyor. Peki sende bir şöyle bir oran var mı? Atıyorum her girişim şu kadar artıdadır da bu kadar eksidedir diye şöyle hani iyi giden şöyle bir oran var, kötü giden şöyle bir oran var gibi bir şey açıklanıyor mu? Var mı öyle bir data? Öyle bir data var. Abi en son datanın yorumlarında şu vardı. Sana onu söyleyeyim. Yatırım miktarı her geçen gün artıyor gibi gözüküyor girişimlerde. Özellikle pandemi döneminde bunu mesela Startups.Watch diye bir kurum var Türkiye'de. Bu startup ekosisteminin Türkiye raporunu çıkartıyor düzenli olarak. Onun mesela kurucusu Serkan Bey şöyle anlatıyor bu durumu. Pandemi döneminde şirketler, girişimler olması gerekenden daha fazla değerleme aldı. Ve bu maalesef hani tabiri caizse bir balon piyasasına döndürdü işi. Ve son işte 5-6 aylık süreçte özellikle bir düşüş gözlemleniyor. Bu düşüşün de sebebinin bu olduğu söyleniyor. Ve bu noktada da artık şeyi yorumluyor. Şunu söylüyor. Artık her girişim değil, sadece gerçekten iyi iş yapanlar, işini iyi yapan girişimler yatırım almaya devam edecek Türkiye'de gözüyle bakılıyor. Böyle bir istatistik söz konusu. Hep her yerde bir balonu aslında patlatıp sonrasında kalan sağlar bizimdir mantığı ilerlemeli. Aynen öyle yani o şekilde oluyor zaten. Hani bir balon oluşuyor sonra kim kalırsa asıl o devam ediyor kariyerine. Girişimcilik ekosisteminde şu an o pozisyonda neredeyse. Peki girişimcilikle ilgili devam edeceğim. En çok neye girişim var? Yani insanlar ne yapmak istiyor? Böyle bir data var mı? Az önce söylediğin smartwatch'tu galiba. Hani bununla ilgili bir şeyler yapıyorlar mı? Hani kategorizasyon, sektörel bazı bir şeyler de var mı? Startups.Watch'un verilerinde evet var. Burada işte yapay zeka, online market alışverişi gibi girişimler ön plana çıkıyor. Alınan yatırımlara kıyasla konuşuyorum tabii ki de. Bu tarafta işte dediğim gibi yapay zeka odaklı biraz daha. Çünkü yapay zeka şu anda bir trend ya. Ona odaklı. Daha sonrasında işin içerisinde işte Web3 girişimleri var mesela Türkiye'den çıkan. Onlar var. Aslında genel olarak bu şekilde teknoloji dikeyine baktığımızda genel olarak market alışverişi, yapay zeka, bulut tabanlı hizmetler ve Web3. Okey, o zaman şirketleri. Yapay zekadan gideceğim. Şimdi yapay zeka ile siz içerik üretiyor musunuz? Yapıyor musunuz öyle bir şeyler? Ya da yapay zeka ile içerik üretmek ister misin? Abi ben yapay zeka ile içerik üretmek isterim. Geçen gün yapay zeka fotoğraf çıkartıyor işte resim hazırlıyor gibi bir şey vardı ya, onu denemek istedim. Dedim ki girişimcilik ekosisteminde dönen kelimeleri işte yatırım kelimesini, melek yatırımcı vesaire yapay zekayı söyleyeceğim bakayım ne çıkacak diye dedim. Daha sonrasında bununla alakalı bir içerik yapacaktım şu sonuçları verdi bize diye. Abi düzgün bir şey çıkartamadı. Yani yapay zeka aslında şu anda o kadar yanlış çalışıyor ki hani tam istenileni vermiyor ve maalesef tam olarak da kullanamıyoruz bunu. Ve Türkiye'de yapay zeka ile alakalı bir diğer sorun da şu: insanlar algoritmayı bile yapay zeka diye yedirmeye çalışıyor. Bugün birçok yapay zeka girişimi aslında altında bir yapay zeka bulundurmuyor. Basit bir algoritmayla yapılmış bir şey var orada ama diyor ki bizim sistemimiz yapay zeka ile çalışıyor. Kardeşim senin sistemin yapay zeka ile alakası yok bir kere. Hani o işi geç. Ya yapay zekanın da aslında gelişme süreci var. İşte o fotoğrafı senin için çizmesi için de aslında onu donelerle beslemen, belli bir detayları vermen, gitmen gerekiyor. İşte yapay zeka aslında o tarafta. Google'da mesela yapay zeka içeriklerini hala banlıyor mesela. Ön plana çıkartmıyor. Aslında yapay zeka bir yandan iyi ama bir yandan da biraz soru işareti. O balonun önemli taraflarından biri gibi geliyor. Doğru kullanımında kesinlikle sorun yok ama zaman alması gereken konulardan birisi. Ben henüz kullanılmayacağını düşünüyorum. Dediğin gibi zaman gerekiyor biraz. Gelişmesi gerekiyor biraz Web daha. Web 3.0 yani. Nasıl peki? Web 3.0 için de bence çok fazla zamana ihtiyacımız var. Çok pompalanıyor. Onun sebebi de bu arada yine kripto paralar, NFT'ler. Yani günün sonunda para olduğu için aslında pompalanıyor o tarafta. Ama Web3 aslında tahmin edilenden çok daha fazlası. Yani bir NFT ya da bir kripto para temelli düşünemeyiz bunu. Altında çok farklı teknolojiler yatıyor. Ve bize getireceği şeyler de çok fazla aslında. Hı hı. Burada en önemli kavramlardan biri Metaverse diyoruz mesela. Metaverse'de insanlar şu an yine olaya arsa bakmak, para kazanmak gözüyle bakıyor. Ama yine aslında Metaverse'i öyle kullanmayacağız tabii ki de. Para kazanılacak mı? Kazanılacak. Ama günün sonunda hani biz bu podcast'i bugün bu odada yapıyorsak 10 yıl sonra bunu Metaverse'te çok daha güzel bir şekilde, çok daha dinamik bir şekilde yapabileceğiz Web3'le birlikte. Ama şimdilik çok erken abi. Evet. Yapay zeka için de Web3 için de ben çok erken bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum. Ya Metaverse tarafında zaten donanımsal olarak yetersizlik var. Yapay zeka zaten devam eden bir süreç. Peki aynı başlık altında toplandığı için NFT'yi sormazsam olmaz. Kripto parayı sormayacağım ama NFT tarafını nasıl görüyorsun? Var mı Türkiye'de böyle bunların girişimcileri, bunlarla ilgili böyle iş yapanlar? NFT tarafında var. Zaten yakın zamanda yatırım alan Mesut Çevik'in bir girişimi var. Mesut Çevik'le Ahmet Usta'nın ortak kurduğu. Eli miydi? Eli. Evet, öyle bir adı vardı. NFT projesi vardı onların da öyle bir. Onların da güzel bir proje, geleceği olan bir proje. Ben NFT'lere şu anda yine hani beni yapsınlar istemiyorum, taşlasınlar istemiyorum da yine bir sanat eseri gözüyle bakıyorum şu anda NFT'ye. Maalesef teknolojik olarak tam kullanamıyoruz çünkü NFT'yi şu anda halen daha. Dolayısıyla hani bir NFT varsa ona bir sanat eseri gözüyle bakıyorum, öyle yorumluyorum. Ama NFT tarafında abi sevindiren olay şu beni, oyunlaştırıyorlar bunu. Bunu yapan birçok Türk girişim de var bu arada. Çok haberleri dönmüyor ama ben Twitter'dan bunları takip ediyorum. Örnek veriyorum bir NFT çıkartıyor. NFT'nin temelinde bir tane baykuş yer alıyor. O baykuşun farklı özelleştirilebilir hale NFT olarak satılıyor. Ve daha sonrasında ben bir NFT alıyorum. Sen bir NFT alıyorsun. Daha sonrasında bu NFT'leri çiftleştiriyoruz. Ortaya bir NFT daha çıkartıyoruz mesela. Sonrasında iş savaşa falan dönecek. Bu tür oyunlar çok keyifli aslında. Hani bu olay bana çok keyif veriyor. Ama onun dışında tabii ki de NFT'yi maalesef şu an tam bir hayatımıza entegre bir şekilde kullanamıyoruz. Ama çok güzel gelişmeler var o tarafta da. Hızla ilerliyor. Tamam, o zaman bu tarafın son sorusunu soruyorum. Fintech'i soracağım. Benim çok merak ettiğim ve hoşuma giden alanlardan birisi aslında. Bu konuştuklarımızda en çok hoşuma giden fintech abi benim. Fintech de bu arada yine en çok yatırım alan girişim kategorileri arasında. Fintech tarafında da yine Türkiye'de de abi çok başarılı şirketler var. Bugün bilmiyorum ikas var mesela, biliyor musun ikası? Dünyanın en hızlı e-ticaret altyapısını sunuyorlar şu anda ve gerçekten çok hızlılar. Türkiye tarafında da yine fintech tarafında çok önemli girişimler var. İkas gibi, büyüğü de küçüğü de. O tarafta çok önemli olacak. Fintech tarafı da zaten şu an da mevcutta da önemli. İlerleyen zamanlarda daha da önemli olacak. Çünkü dijitale taşıyamadığımız tam anlamıyla bir finans kaldı galiba. Şimdi mesela benim babam muhasebeci. Ben babama bundan 2 yıl önce deseydim, baba internetten böyle böyle sen bir muhasebeci bulacaksın, bir platform var, o platform senin tüm muhasebe işini çözecek. Hani babam derdi ki mümkün değil böyle bir şey. Ama bugün geldiğimiz noktada mükellef diye bir girişim var ve bir şirketin muhasebe ihtiyaçlarını çözüyor. Ve dolayısıyla aynı orantıda fintech girişimleri de birçok finans ihtiyacımızı çözecek. Dediğim gibi hızlıca gelişecek. Bu biraz daha zaman alacak ama dediğin gibi hani mükellef en azından büyük bir kısmını cover ediyor. Muhasebeciler illaki gidecek ama Neon Scala'da bir tane eğitim aldım. Çeviklik üzerine. Orada bunu dillendirdiler. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde pek çok mesleğin zaten var olmayacağını söylüyorlar. Finans, yani muhasebe bunlardan birisi aslında baktığında. Dolayısıyla da ama işin garip taraflarından birisi bu. Bence Türkiye'de finansal altyapılar dünyadaki pek çok yere göre çok daha iyi aslında baktığınızda. Acayip güzel bankacılık sistemleri, çok güzel bir entegrasyon yaşıyorlar. Şirketlerin o muhasebesel altyapıları bunları çok güzel yaşıyorlar. Evet, muhasebecilik başka mesleklerle belki 10-15 yıl içerisinde kaybolacak. Buralara gideceğiz. O yüzden o fintech tarafı nasıl derler, bir son geliyor ama o tarafı öğrenip onun içerisine adapte olmak, onun içerisinde bir şekilde evrilmek gerektiğini düşünüyorum. Ya mecburen gireceğiz abi. Çünkü dediğim gibi yani İKAS'tan örnek verdim ya, e-ticaret tarafı bu kadar gelişiyorken fintech'in gelişmemesi mümkün değil. Ki zaten mesela EZCO diye de bir şirket var. Fintech tarafında çok başarılı bir şirket. Çok güzel bir ödeme altyapıları var. Bu şirketler günden güne artacaktır. Ne kadar artarsa bu arada benim için de o kadar iyi. Hani herkes için o kadar iyi. Rekabetin artması da güzel bir şey. Ya e-ticaret tarafı zaten pandemide inanılmaz bir pandeminin bir etkisi var ama zaten bir boostlandı. Şu an bizim ailede ben o kadar çok yani Sinan mesela yıllardır her şeyini internetten söyler, evine kapısına bıraktırır. Market alışverişi özelinde söylüyorum. Ben buna daha yeni geçtim. Pandemide geçtim. Ama şu an pandemiden daha çok buna ihtiyaç duyuyorum. Pandemi bitti. Pandemide beni oraya tetikleyen şey belki de evden dışarı çıkartmaktı. Ama şu an mesela şeyi daha çok istiyorum. Ya markete mi gideceğiz ya? Hani onlar getirsin. Bir de bu daha ekonomik. Baktığında aslında marka için kötü. Yani atıyorum şimdi market için kötü. Neden? Çünkü marketin bir senden para kopartmak için yaptığı bir düzen var abi. Atıyorum kasa yanındaki işte ne bileyim sakızlar, şekerler bilmem. Oraya gittiğinde bunu ben şöyle test ediyorum. Şimdi internetten bir şey sipariş ediyorsun. Hı-hı. Aynı şeyleri alıyorsun. Atıyorum süt, yoğurt bilmem ne soda gibi düşün. Aldığın şeyler belli. Ama bunu market içerisinde gezerken o sana o cross selling yaptıran atıyorum şimdi sen makarna reyonuna gittin yanında bir tane şey de var. Sos var. Ya şunu da alayım diyebiliyorsun. Evet öyle oluyor. Yani aslında baktığında ben internetten daha uygun fiyatla alışveriş yapıyorum. Daha az alışveriş yapıyorum. Yani tam ihtiyacımı alıyorum. Kafandakini alıyorsun ve çıkıyorsun. Aynen öyle. Gözüyle bakıyorsun. Ya evet bu da farklı bir bakış açısı mesela ama ürünlerin fiyatı şu an hani maalesef internette bir tık daha yukarıda kalıyor. Ama senin dediğin gibi hani İhtiyaç yaratamıyorsun kendine o app içerisinde. Evet. Tabii Getir'de falan ihtiyaç yaratabileceğin bazı noktalar var. Getir bunu çok güzel bir şekilde ayarlıyor. Sadece Getir değil aslında birçok e-ticaret platformu ayarlıyor. Şey muhabbeti vardır ya işte bunu alanlar bunu da aldı. O mesela çok caydırıcı aslında. O çok güzel. Benim dediğim şimdi Carrefour'unki için söyleyeceğim. Hı-hı. Ben Carrefour'dan aldım diyelim. Alıyorum. Şimdi mağaza bazı ürünleri stokları orada olmuyor. Hani mecburen özellikle son dönemde onu yakaladım. Mecburen bizi markete çekiyor. Mağazaya gel al diyor mesela. Onu hissediyorum. Çünkü bulamıyoruz. Mağazada var. Ya şimdi dur girişimcilik ekosisteminden biraz çıkalım. Birazcık senin özüne dönelim. Teknoloji tarafına soralım. Tamam mı? Teknoloji tarafının teknoloji editörlüğünü nasıl buluyorsun? Hani şimdi Web 3.0'ı konuştuk. Fintech'i konuştuk. NFT'dir bilmem nedir. Sence teknoloji editörlüğü nasıl evrilecek bu süre içerisinde? Yani senin girişimden çıktım. Direkt sana soruyorum şu an aslında. Evet. Şöyle şu anda teknoloji editörlüğünde daha çok işte ürün incelemeleri vesaire yapıyoruz. Muhtemelen bu Web 3'e biraz daha yaklaştığımızda olay hikaye anlatıcılığına dönecek artık. Bugün Türkiye'de yine çok güzel hikaye anlatanlar var teknoloji tarafında. Barış Özcan, Mesut Çevik, Erdoğan gibi isimler. Ve iş biraz daha o tarafa kayacak. Çünkü olay artık bir üründen çıkıyor. Bir ekosisteme dönüyor ve bu ekosistemin hikayesinin anlatılması gerekiyor. Teknoloji editörlüğünün gideceği nokta da bu diye düşünüyorum. Tabii ki yine ürün incelemeleri vesaire olacak ama biraz daha iş hikayeye gelecek. Gençler de sonuçta bir şekilde girişim olarak teknoloji editörü olmayı istiyorlar. Onlara ne önerirsin? Ne yapmalarını önerirsin? Hani bir anda herkes çat 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 markalara ulaşıp da atıyorum ürün alamıyor. Bana çok geliyorlar mesela. Abi çalıştığın markalardan bizimle beraber bir şeyler bağlar mısın? Bir şeyler yapar mısın? İnsanların ürüne ihtiyacı var. Ne önerirsin gençlere? Abi ben bu işe ilk başladığımda benim elimde de ürün yoktu. Biz eşten dosttan aldığımız ürünleri inceleyerek başladık. Benim ilk incelemem de 2016 yılı mıydı? 2016 yılıydı galiba. İşte o zaman mesela şeyi düşünmüştüm. Abi kimsenin incelemediği bir ürün olmalı ki benim videom daha çok izlensin demiştim. O zaman da tabii çevrede tesadüfen öyle bir ürün bulmuştuk ve onu incelemiştim. Gençlere de tavsiyem şu, eğer ki teknoloji editörü olmak istiyorlarsa sadece inceleme yapmasınlar bu arada. Hikaye anlatmayı da öğrensinler ve hikaye anlatarak başlamaları daha da iyi olur. Çevresinde bulduğu ürünlerden başlasın. Ben işte Shifternet tam zamanlı video çekmeye başladığımda Hakkı bana o zaman bir şey önermişti. Şu bardağın incelemesini bile yapabiliyor ol demişti. Yani her şeyi insanlara anlatabilir bir pozisyonda olmak çok önemli. Bunun başında dediğim gibi hikaye anlatıcılığı ve daha sonrasında da ürüne hakimiyet geliyor. Bu tarafta senden ürün istemeleri bence hani onları çok iyi anlıyorum. Ürünleri yok ve senden ürün istiyorlar ama şunu yapsınlar. Abi annesinin babasının telefonundan başlasın. Kuzeninin telefonundan başlasın. Hani bir şeyden başlasın. Yavaş yavaş hani böyle adım adım ilerlemesi daha da iyi olacaktır. Ama bu arada teknoloji editörlüğünü de artık hani çok ürün inceleme yapsınlar demek istemiyorum. Bence çok kariyerleri olarak da benimsemesinler bunu bu saatten sonra. Çünkü Türkiye'de zaten yeterince var. Ya evet, bir de aslında senin dediğin gibi o Hakkı'nın dediğine atıfta bulunayım. Yani herhangi bir ürünü de anlatabiliyor olman lazım. Herhangi bir şey olmasa lazım. Yani bu aralar işte BİM'de olsun A101'deki ürünler de ulaşılabilir nispeten daha hani tam yat almayacağız da hani baktığında oradaki şeyler de olabilir. Yani kitap anlatabilirler. Yani kitap da mesela okuduğu bir hikayeyi başka izlediği bir video yapabilir. Onur Naci mesela bir ürünü yok. Photoshop anlatıyor. Evet. Yazılım anlatıyor aslında baktığında. Dolayısıyla da ben de onu söylüyorum. Yani teknoloji editörü olacaksın ama hani nasıl farklılaşacaksın? Evet, farklılaşma. Bu en büyük soru bu. Yani herkes atıyorum şimdi iPhone inceliyor. Hı-hı. Ama iPhone inceleyeceksin tabii ki. Onun bir sana trafik getirisi var ama ne bileyim başka bir şey de incele. Başka bir yerden de yürü. Hikaye oluştur dediğin gibi. O çok önemli ve bu en önemli, yani farkı nasıl yaratırım sorusu en önemli sorulardan birisi. Ya evet, bir daha abi onu mesela biraz daha ürün incelemeye başladıktan sonra anlayacak. Çünkü bugün mesela ben de ürün inceliyorum, evet, ama mesela incelediğim ürünlerde kamera, telefondan örnek vereceğim. Kamera benim daha da dikkatimi çekiyor. Mesela yeni teknoloji türlerine başlayacak biri de bir telefonun kamerasını profesyonel olarak inceleyebilir. İşte burada neyi karşılaştırır? 48 megapiksel ile 12 megapikseli karşılaştırır. 8 bit ile 10 biti karşılaştırır video tarafında vesaire. Burada yapabileceği çok içerik var. Kendilerine niş bir alan bulmaları, diğer kişilerden farklı bir şeyler anlatmaları çok önemli. Burada mesela bir örnek olarak vereyim. Rtings diye bir tane şey var ya, Amerika'da sanırım ya da Kanada'daydı, hatırlamıyorum. Bir tane web sitesi var. Hı-hı. Hakikaten inanılmaz teknik ötesi teknik anlatıyorlar, tamam mı? Yani kulaklık incelemelerine oraya çok bakıyorum ben. Hı hı. Ya adamlar bulmuşlar kendilerine bir niş. O kadar güzel ki böyle abuk subuk testler yapıyorlar. Abuk subuk testler. Hiçbirini anlamıyorum. Hiçbirini anlamıyorum ama böyle oturup sayfalarca adamların ne yapmış bu işsizler diye böyle bakıyorum. Yani çok ilginç bir niş. Bak adamlar evet, burada bile ayrışıyor. Hani benim de burada atacağım yorumlardan birisi, hani herkes notebook inceleyebilir, tablet inceleyebilirsin ama bir şeyi de farklı yapmak gerekiyor. Öteki türlü senin o zaman dediğine geleceksin. Yani bunu yapmak da çok bir şey değiştirmeyecek senin hayatında. Evet. Bunu aslında bu lafı alıp aynı yatırım ekosistemine de uygulayabilirsin. Girişimci ekosistemine de uygulayabilirsin. Senin bir fikrin olabilir ama artık dünyada milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor ve evet, onun da aynı fikir aklına gelmiş olabilir abi. Sen burada nasıl farklılaşacaksın sorusu aslında giriyor, değil mi? Ya şimdi girişimci tarafında tabii iş yönetimiyle farklılaşabiliyorsun. Ama bir şekilde her işte olduğu gibi farklılaşman şart abi. Peki en sence farklı teknolojik ürünün hangisi? En çok hangi teknolojik ürünü seviyorsun? Yanından ayırmadığın ürünün var mı? Abi benim yanımdan ayırmadığım telefonu zaten saymıyorum. Onun dışında ben hani MacBook'umu yanımdan ayırmam. MacBook Pro'mu. Her zaman benim çantamdadır. Çantamı almıyorsam bile hani kolumun altına alırım. MacBook Pro her zaman benimledir. Çünkü her an her şey olabilir şeyle bakıyorum hayata. Her an bir iş çıkabilir ve yapmam gerekebilir. Bir de benim için, özellikle bizim için içerik üreticilerde şey çok önemli. Depolama çok önemli. Bunun için de yanımdan ayırmadığım bir diğer ürün SSD. SanDisk'in bir SSD'sini kullanıyorum bu tarafta. Extreme Pro'sunu kullanıyorum. Onu da yanımdan ayırmam mesela hiç. Zaten cebe sığabilen bir şey. Cebime atar çıkarım en kötü bir yere de gidiyorsam. Bu şekilde benim yanımdan ayırmadığım ürünler bunlar aslında. Peki Cloud'la aran nasıl? Yani depolamayı Cloud'da kullanıyor musun? Ya kullanıyorum ama şöyle bir sıkıntım var. Çok kullanamıyorum. Google Drive ve iCloud'u kullanıyorum aktif olarak. Daha çok tabii Google Drive tüm cihazlardan erişebildiğim için. Çünkü hani bir Windows cihazım da oluyor muhakkak. Hı hı. Sen de bilirsin ki Asus'ta oluyor, Lenovo'da oluyor. Her zaman bir Windows bilgisayarım oluyor kenarda. Abi o tarafta şöyle bir sıkıntı var. Ofisimdeki internet 100 megabit'e yakın. Evimdeki internet 1000 megabit. Şimdi 1000 megabit'te çok güzel bir şekilde cloud'u kullanabiliyorum ben. Ama ofise geldiğim zaman işte 100 megabit'te bazen yeterli olmayabiliyor o cloud olayı. Hacmin büyük, yani görsel dosyalardan bahsediyorsak bu da bayağı büyük olduğu için patlıyor. Evet, aynen öyle. Yoksa hani ufak tefek yazılar için olsun, notlar için olsun vesaire, bunlar için zaten cloud'u artık hayatımızın her yerinde kullanıyoruz ama büyük dosyalar için hala daha geleneksel depolama taraftarıyım. Ya zaten biz de az önce konuştuk ya, hani birilerini işe alacakken hani İstanbul'da olmasını istememizin nedeni ofise gelmekten ziyade elden diski verelim. O büyük dosyalar, 200-300 GB'lık dosyaları böyle tık diye verebilelim. Yoksa internet hızına kaldık mı yanıyoruz abi. Abi bir de düşün, hani teknolojiyle biz haşır neşir olan insanlarız. Ona rağmen hala da cloud'dan dosya yapmayı beceremiyoruz. Ya gerçi bu biraz daha Türkiye'deki internet altyapısının suçu tabii. Ya atıyorsun da şimdi orada eğer birkaç yönlü transfer varsa, sen editledin, bana yolladın, ben revizeyi yaptım, sana yolladım. Oho, deadline kaçtı gitti bile yani. Bu upload, download, gönder, geldi gitti. Abi bak cloud tarafında mesela şeyi yapıyorlar artık. Adobe da yapıyor bunu. DaVinci de yapıyor yanlış hatırlamıyorsam. DaVinci Resolve da yapıyor. Timeline üzerinde bir projede çalışıyorsun ya. anlık olarak başka bir de o projeye girip revizeleri yapabiliyor. Evet. Mesela şimdi Cloud'un bu şekilde bir kullanım noktası da var. Ama dediğim gibi keşke Türkiye'deki internet elverişli olsa da herkesin yüksek hızlı bir internet olsa da biz de kullanabilsek bunu. Ama maalesef mümkün olmuyor. Yoksa Cloud bence yani kullanılınca insanın hayatını kolaylaştıran ve insanın ömrünü uzatan bir şey. Ben tamamen normal bir diskim vardı 2 terabaytlık. Ondan sonra bütün fotoğraflarım, bütün eski datalarım gitti. Böyle bir benim 6-7 yılda bir resetleme dönemim var. Geçmişimi 6-7 yılda bir resetliyorum abi. Sonrasında ben de disk aldım abi. Samsung'un bir tane SSD'sini aldım. Onu kullanıyorum. Ama kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum abi? Çünkü bütün fotoğraflarım aslında baktığımda iCloud'da. Bütün her şeyi orada. Onun alanını büyüttüm. Çünkü onu bir yere transfer etme gereği hissetmiyorum mesela şu an. O disk bende boşta duruyor. Ama evet, bu benimle alakalı bir şey. Yani burada çektiğimiz videoyu zaten Sinan editliyor. O onun problemi. Dolayısıyla da benim değil yani. Ben atadım görevi. Ne yaparsan yap abi. Bizi ilgilendirmiyor. Ben atadım o görevi. Dolayısıyla da benlik bir sorun yok abi. O oradan kendi kendine yürüyecek bir konu yani. Ya evet ama iCloud fotoğrafları falan bu arada ben de kullanıyorum. O sayede de dediğin gibi bir yedekleme falan yapmaya gerek kalmıyor. O tarafta çok kullanışlı ama dediğim gibi keşke internet biraz daha elverişli olsa da ben 500 GB'lık dosyamı da Cloud'da barındırabilsem. Neyse, zamanı gelecektir. Peki sana umarım sorayım. Bugüne kadar seni en çok zorlayan proje neydi? En çok sana o zorlandığını ve onun karşılığında en çok iyi ki zorlandım bu kadar dediğin şey ne? Abi beni en çok zorlayan konulardan bir tanesi... İstersen isim verme. Bir markayla yaptığımız işbirliği sonucunda çekmem gereken bir videoydu. Abi inan o kadar çok zorlanmıştım ki. Hani çünkü markanın... ya örnek veriyorum, kasası plastik. Şimdi kasasının plastik olması ayıp bir şey değil. Her bilgisayarın kasası plastik olabilir. Ama marka diyor ki kasaya plastik demeyelim. Ya ne diyeyim? Hani böyle saçma sapan revizeler geliyor falan. Ben hayatımda hiç unutamadığım bir video deneyimi yaşamıştım o markayla. Daha da çalışmadım zaten. Zar zor da olsa bir video çıkarmıştık. Ama o kadar revize veriyordu ki marka. Abi kendi ürününe revize veriyor benim videomda. Hani ya bunun kasası plastik ama biz plastik demeyelim. Ama plastik kardeşim işte, ne diyeyim yani. O beni çok zorlamıştı. Genel olarak hayatımda en zorlandığım süreçlerden böyle bahsedeceksem genel olarak benim dönemiydi abi, Shifternet çalıştığım dönemde. Çünkü ben Shifternet girmeden önce işte hep kendi sitemi açtım. İşte kendi YouTube kanalıma içerik ürettim. Çok lay lay lon bir hayat yaşadım. Ama Shifternet tam zamanlı olarak girdikten sonra işte bugün gençler özeniyor ya, teknoloji editörlüğüne falan özeniyor ya. Teknoloji editörlüğü sadece video çekmekte değildi. Şu an öyle olarak görülebilir ama benim zamanımda değildi. Yok hala öyle. Evet. Bu arada şöyle bir şey var. Bu yıldızı burada çakmamız gerekiyor abi. Shifternet gene en azından ofisi ve belli bir ekipmanı ve bir ekibi olan büyük bir yer. Evet. Normal hani teknoloji editörü dediğimiz 2-3 kişilik, senin gibi işte tek kişilik olanlar da var. Dolayısıyla da her işi kendinde yaptığın yerler var. Onlara da değin yani anlatırken. Ya şimdi tamam ona değineceğim. Ama Shifternet de mesela olayı çok zordu. Senin bir yandan haber yazman gerekiyor. Bir yandan video çekmen gerekiyor. Bir yandan işte bir tane markaya dergi yapıyoruz. Onu yapman gerekiyor. Benim hayatımda en zorlandığım süreçler arasında Shifternet yer alıyordu. Çünkü 9-6 bir işte çalışmıyordum ben orada. Kendi işimmiş gibi sahipleniyordum ve ona göre çalışıyordum. Gece gündüz çalışıyordum. Bunun yanı sıra bir diğer hayatımda zorlandığım şey de şuydu. Artık Shifternetten ayrılıp kendi işimi yapmaya başladığımda çok zorlandım. Burada müşterilerle iletişimde çok zorlandım. İletişim gerçekten çok zorlu bir süreç. Hele Türkiye'de çok zorlandığım noktalar oldu. Bazı insanları anlayamadığım oldu. Hani konuşuyoruz ama ne konuştuğumuzu ben de bilmiyorum mesela. Onları zamanla çözdük ama dediğim gibi genel olarak teknik tarafta çok zorlanmadım. Teknik tarafı bir şekilde üstesinden geldim. Ama işte dediğim gibi kendi işimi yaparken iletişimde çok zorlandım. Shifternet o yoğunlukta çok zorlandım. Vesaire, hayatımda böyle zorlandığım dönemler oldu. Hatta sana şöyle söyleyeyim abi, hani gözlerimin kan kırmızı olup böyle uykusuzluktan, artık uykusuzluktan, stresten, sinirden geceleri uyuyamadığımı bile biliyorum. Bu tür şeyler yaşanması gerekiyor hayatta. Bunları tecrübe etmek gerekiyor. Ben de bunları fazlasıyla da tecrübe ettim. Güzel. Ki daha da edeceğim bu arada. Ben eminim ona. Muhtemelen. Netflix'e kolay kolay video çekilmiyor. Evet, ben zaten herkese söylüyorum. Eğer ki huzurla uyuduğum bir gece olursa o gece ben Netflix'te kendi belgeselimi izlemişimdir diyorum yani. Aslında her gece ben stresle uyuyorum. Hani beni arkadaşlarıma söylüyorum, inanmıyorlar mesela ama ben işle yatıyorum, işle kalkıyorum ve bu stres çok büyük bir stres abi. Hani kendi işini yapmanın, yeni bir projeye başlamanın zorluğu var bu noktada. Sen de çok iyi bilirsin bence. Onu kimse yakalayamıyor. Kimse seni anlamıyor. Ve böyle sen onu kendi başına çözmeye çalışıyorsun. Şu an düşünün de benim hayatım bayağı bir zorluklarla geçmiş aslında. Ve halen daha geçiyor yani. Bu ya güzel tarafı şu. Bu soruyu sorma nedenim aslında girişimcilere de aslında biraz gönderme yapmaktı. Yani şey... Hayat öyle lay 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 olmuyor. Olmuyor abi. Yani fikrinizi aldığınızda bilmem ne oldu, kafanızda bir sürü plan olabilir ama onların o adımlarının atılması çok zor şeyler. Çok planlamalı gerekiyor. İşte bir sürü insanla konuşuyorsunuz. Bazen deli gibi revizeler geliyor. Onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Bir sürü arka tarafta savaştığın konu oluyor. Bu işte sürecin yönetilmesi oluyor abi. O süreç senin önüne hep engel çıkacak ki onu aşmak için bir şey, o konfor alanından çıkacaksın. Başka bir yerde rahatladığın anda tekrar bir şey zorlamaya başlayacak seni. Gibi böyle büyüme oluyor zaten. Evet, kesinlikle. Ya lay lay lom zaten bir hayat yok. Hani orası kesin ama şey de yok abi. Hani kendi işini yapacaklar, öyle ben 9-6 çalışayım, geri kalan saatlerde arkadaşlarımla buluşayım falan. O işler yaş, o işler öyle olmuyor farkındaysan. Yani. Evet, hani gece gündüz çalışmak, daha doğrusu gece gündüz iş düşünmek zorundasınız. Zaten bir şeyi kafaya taktığın zaman zaten öyle oluyor. Ya bu gene kişilerden kişilere göre değişir. Yani kimisi işte bir şirkete gireyim çalışayım mantığındadır. Bu yanlış bir şey değil. O kişinin yapısıyla alakalı. Kesinlikle. Kimisi işte bu girişimci ekosistemindekiler kafaya bir şey takıyor ve bir şeyi var etmek için uğraşıyor. İşte bu taraf daha zor. Şey olarak, mücadele olarak. Evet ama şey tarafı çok yanlış ha. Ben yine arkadaş çevremden duyuyorum bunu. Beyaz yakalı mı olsam, girişimci mi olsam? Öyle değil. Abi böyle bir ayrım olamaz zaten. Yani ikisi çok ayrı bir şey. Ve dolayısıyla bu soruyu zaten kendine soruyorsa biri, beyaz yakalı mı olsam, girişimci mi olsam diye, abi beyaz yakalı ol. Hani sen girişime yeteri kadar kafayı takmamışsın, yeteri kadar kırık değilsin demektir. Girişimci nedir abi? Yani bak, konu farklı bir yere gidiyor. Girişimcilik bir meslek değil. Yani evet. Öyle bir şey değil bu. Yani girişimcilik öyle bir şey değil. Birçok kişi girişimci, bunun farkında değil. Yani bu bir etiket değil insanların üstüne. Yani senin saatlerce çalıştığın bir şey değil yani. Oraya gittin, bu başka bir şey. Bir şey var etmek aslında. Dolayısıyla da bunun bir anlaşılması lazım. Yani önüne para sermiyorlar. Yok. Vallahi öyle bir şey yok. Yemin ederim yok yani. Açık açık söylüyorum. Tamam canım, sana verdiler demedim. Ya abi bu arada girişimcilik şimdi şöyle. Öyle lanse mi ediliyor? Ya girişimcilik galiba bir tık da yanlış anlaşılıyor bizim Türkiye'de. Şöyle ya, bugün mesela şeyde bizim mahalledeki bakkal Ahmet abi de sıfırdan gelmiştir bugünlere. O da bir girişimcidir baktığında. Ama tabii bizim fokusumuz biraz daha teknoloji girişimcileri. Ve girişimcilikte aslında şu var. Ya sen gerektiği zaman işte yemek yemeye paran olmayacak senin. Sen bunu göze alabilecek misin? Ve bu bir gün iki gün falan değil. Belki bu 6 ay 7 ay sürecek. Dolayısıyla bir girişimcinin bunları göze alıp girmesi gerekiyor bu işe. O şekilde yani girişimcilik aslında gerçekten sıfırdan gelmek. Hani yeni bir işi sıfırdan var etmektir. Dolayısıyla burada da karşılaşacakları çok fazla zorluk var. Girişimcilik acaba Türkiye'de böyle çok böyle pembe bir çerçeve olarak mı sunuluyor acaba herkese de? Böyle bir algı yaratılıyor. Hani süper ya girişimcilik, işte biz Starbucks'tan kahve alıyoruz, orada takılıyoruz falan. Öyle bir dünya mı acaba? Öyle görülüyor abi. Çünkü biz ne bileyim, Elon Musk'ın ağlarken videosunu görmedik hiç. Hani dün lavaboyla girdi Twitter'a, ayrı mesele. Onları görüyoruz, sonra şey, abi girişimci işte böyle aykırı olacaksın falan oluyor. Hayır abi, yani öyle bir şey de yok. Dolayısıyla biz girişimcilerin kötü hallerini görmüyoruz. Zaten başta da söyledim ya, Upcorn'un temel amaçlarından biri batan girişimleri de göstermek. O girişimcinin kötü halini de gör. Aynen öyle. Madalyonun diğer tarafını görmeleri de gerekiyor abi. Her şey güllük gülistanlık değil yani. Ya bunu yapan da bu arada şu Instagram'da motivasyon sayfaları var ya. Evet, işte Elon Musk 5 saat uyuyormuş falan filan, böyle saçma sapan sözler paylaşan sayfalar. Evet, sabah 6'da kalk, sonra... Yani bir planın yoksa 6'da kalksan da 12'de kalksan ne olacak? 6'da kalkıp FIFA oynuyorsan zaten kalkma yani, hiç gerek yok, uyu daha faydalı hani. Aynen öyle. Ya zaten şöyle o sayfalar yasaklanmalı. Sosyal medya yasasının içerisine girilmesi gerekiyor. Değil mi? Psikolojiyi bozuyor. Yanlış lan, öyle bir şey yok yani. Hani her şey işte, başarılı insanların 5 özelliği ne? Sürmüyorsun bile. Bu doğru değil ya. Bunların üstüne git ya. Bunları anlat. Çünkü bunlar gerçekten bilmiyor. Mesela devletin şirketine ortak olduğu gerçeğinin bilinmesi gerekiyor abi. Yani kazandığın para 10 lira kazanıyorsan o 10 lira senin değil abi. Vergi diye bir gerçek var. Evet, 15 lira devletin, hatta öyle söyleyeyim yani. Tam olarak aynen öyle. Hani ne kadar çarpı 2 yapsan da gelirini, onun yarısı zaten devletin. Hani gidiyor. Bu bir ayrı konu. Az önce ne dedin? İletişim tarafı dedin. İletişim, yani işini yapabilirsin ama birileriyle iletişim halinde olman gerekiyor. Bu ayrı bir şey. Üreteceksen bir şey, üretim kanallarını, o süreçleri bilmen. Hani her yerin farklı farklı dikeyleri var ve bilmen gerekiyor. Maalesef de sen ne dedin az önce konuşurken? Serdar Kuzuloğlu'nun bir lafı var demiştin. Ofisindeki tuvaletin tuvalet kağıdından bile sen sorumlusun. Evet, yani girişimcilik tam olarak o. Ama bir de şöyle bir şey de var ha, bak bu kadar negatif konuştum ya. Türkiye için pozitif bir yorumda daha bulunayım. Çok fazla kuluçka merkezi var. Hı hı. Şimdi bu kuluçka merkezinde herkes bilmiyor olabilir. Ondan da kısaca bahsedeyim. Girişimleri süreçlerini hızlandırmak için içeriye alırlar. O kuluçka merkezinde girişimlere mentorluk ederler, ofis desteği verirler ve bazıları maddi destekte de bulunuyor. Tabi bu maddi destekler 100.000 lira gibi paralar, milyonlara yine düşünmeyin. Bu şekilde mentorluk desteği alarak ve ofis desteği alarak aslında birçok yükü sırtınızdan atmış oluyorsunuz girişiminiz için. Bu şekilde işte birçok bankanın, birçok kuruluşun kuluçka merkezi var. Girişimci olmak isteyenler o kuluçka merkezlerinden de faydalanabilirler. Çok fırsat var. Acayip fırsat var. Sadece abi görüp öyle, bakıp onu kendine uyarlamak etmek gerekiyor abi. Genel, evet aynen öyle. Genel kanı bu yani. Ben şimdi kızıyor insanlar bana da, Türkiye fırsatlar ülkesi. Hani benim gözümde eğer ki sen fırsatı yakalamayabilirsen Türkiye'de, para odaklı konuşmuyorum. Zaten hı hı, fırsatı yakaladıktan sonra parayı bir şekilde kazanıyorsun. O çok dert değil. Gerçek başarıyı yakalıyorsun Türkiye'de. Dolayısıyla hani gençler de şey yapabilir bu noktada. Türkiye'nin bu fırsatlarını kovalamakla başlayabilir. Dediğim gibi kuluçka merkezleri var. Başlayın abi buradan. Bu işte bak, benim birazcık daha negatif olarak yaklaştığım şey şu. Voleyi vurmak. Hani bir girişim voleyi vurmak yeri değildir abi. Belki vurabilirsin, süper bir fikrin vardır ama onun da bir oranı var. Azdır muhtemelen kendi içerisine baktığında ama işte çalışmak gerekiyor. O tembellikten ilk söylediğin şey. Sen çalıştığın sürece zaten tık 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 bazı şeyler önüne açılıyor. İnanılmaz fırsatlar var. Yani burada evet, Türkiye'de hala sen Türkiye'de iş yap, kotar, git sonra yurt dışına yap ya. O kadar çok şey yapabilirsin. Ya burada hayatta kalabiliyorsan, burada hayatta kalıp bir şeyleri başarabiliyorsan yurt dışının canına okursun ya. Abi zaten tüm girişimciler onu söyler ya. Ben bu işi yaptıysam, hani Türkiye'de yaptıysam yurt dışında oho derler. Hani gerçekten de öyle işte bu arada. Brezilya, Hindistan burada zor olabilir. Hani onlara girdiğin için biraz zor olur ama diğer ülkelerde yani birazcık evet, iyi ülkelerde yapmak daha kolay olabilir. Çünkü söylediğim ülkeler de çok savaş halinde ya. Hayatta hı-hı, mücadele halinde. Yani evet, aynı bantta olduğumuz ülkelerden hı-hı, bahsediyorum. Orada zor olabilir ama baktığında çok fırsat çıkartabilirsin yani. İnanılmaz kesinlikle fırsat çıkartabilirsin. Ya yurt dışında da Türkiye'de de öyle abi, dediğim gibi. Zorluklar oluyor muhakkak. Başında da konuştuk ya, Türkiye'de ekonomik kriz var evet ama hala daha birileri para kazanmaya, başarı yakalamaya devam edebiliyorsa bir fırsat var demektir. Ben o yüzden hala şunu savunurum. İşini burada yapıp ölçeklendirip bunu yurt dışına taşımanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani ben Türkiye'yi bırakmak istemiyorum. Evet, yurt dışında da iş yapmak istiyorum. Zaten global hı-hı, markalara çalışıyorum ama Türkiye devam etsin. Burası bir şekilde oralara ilham versin de ben işimi oraya götüreyim. Burada yaptım, kesinlikle, oraya da yapayım. Yani şunu istemiyorum. Ya ben Amazon'dan affiliate yapacağım şimdi gidiyorum. Bu değil abi benim kafam. Zaten herkes affiliate yapıyor abi şu an zaten. Sokakta yürüyelim 3 kişiden 5'i yapıyordur yani. Yapılanı yapma zaten hani. Veya ben de mesela Avrupa vatandaşıyım. Bana da şeyi sorarlar. Abi niye Avrupa'ya gitmiyorsun? Niye Almanya'ya gitmiyorsun falan filan diye. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Abi ben bir işi Türkiye'de yapayım. Türkiye'de ben bir düzenimi oturtayım. Ben zaten düzenimi oraya da kurmaya çalışacağım. Hani bir ayağım orada, bir ayağım zaten yurt dışında olsun istiyorum ben de. Ama dediğim gibi ana öncelik her zaman Türkiye için bir şeyler yapmak. Türkiye'yi kurtaracaksak biz kurtaracağız. Başka çözüm gözükmüyor yani şu tabloda. Burayla ilgili bir sürü söyleyeceğim şey var ama kesinlikle biz kurtaracağız. Evet abi. Başka türlü olmayacak. Yani bizim evet, yani bir an önce burada kalıp burada bir şeyleri sahiplenen insanlar burayı kurtaracak. Herkesin fırsatı var abi. Ne olacak, yurt dışına gitmek kolay kısmı. Savaşmak çok her kolay, zaman zor taraf. Evet aynen öyle. Ya, yurt dışına çıkmakta hiçbir şey yok. Gidip orada garsonluk yapmakta hiçbir şey yok. Çok kolay olaylar. Çok duyuyoruz ama Ankara anlaşması ile İngiltere'ye gittik. Buradan hava atıyorlar bize. Orada da vasıfsız işçisin. Kimse senin girip kontratla almıyorsa vasıfsız işçisin. Öyle oluyor hani, zaten evet. Ya, ben İngiltere'de birkaç tane firmayla konuştum. Dedim ki abi dedim herhalde sizde adam çok. Yani burada yok çünkü herkes oraya gitti. Ondan sonra burada adam bulamıyoruz. Sizde herkes herhalde yok dedi, öyle değil. Hiçbir dedi vasıflı bir yerde çalışamıyor. Çünkü Ankara anlaşmasıyla geldiler. Ya kontratlar olarak çalışacaklar ya kendi işlerini yapacaklar. O ekonomide kendi işlerini yapamayan adamların hepsi, küçümsemek için söylemiyorum ama daha alt düzeydeki işlerde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Buradan kaçtıkları için. Biz şu an burada kralız. Evet aynen öyle. Ya yok zaten yani Bence gençlerin hayali de bu arada şey olmasın. Hani İngiltere'ye gideyim, garsonluk yapayım falan değil. Olmasın. Aynen öyle olmasın. Hani orada krallar gibi yaşayacağına abi burada kötü yaşa ama burada bir şeyler yapmaya çalış, daha da hayırlı diye düşünüyorum. Yok ya, dengeli ya, bence o kadar kötü değiliz. Yaparız yani. Bence de kötü değiliz abi, diyorum ya işte, fırsat var. Bu fırsatları değerlendirmek önemli. Aynen. Neyse çok fazla gömmeyelim de yeter bu kadar. Konuştuk, iyi konuştuk değil mi? Güzel şeyler konuştuk. Abi gömmedik de kötülerini de söyledik, iyilerini de söyledik. Öyle yani. Öyle, aynen öyle. Yani, aynen öyle. Her şeyi anlattık. Açık bir şekilde, ben çok şeffaf olduğumu düşünüyorum. Hı hı. Açık bir şekilde her şeyi söyledim. Zaten aslında burada birazcık gömmelerimiz, göndermelerimizin benim yapmak istediğim şey şuydu. Madalyanın sadece parlak yüzü yok. Diğer tarafını da bilin ama bunun bir kıymeti var. Her şeyi öğrendiğinizde gerçekten önünüze çok büyük fırsatlar açılıyor. Yani o mücadele etmeyi öğrendikten sonra kolaya kaçmadın, mücadele mi ediyorsun? İnanılmaz fırsatlar var yani önünde. Onu kaçırmayın. Umarım girişiminde böyle fırsatları dile getirirsin. Umarım Netflix'te de böyle bir belgesel çekersin. Yani madalyonun diğer tarafını anlatacak da bir belgesel çekersin. Daha güzel şeylere vesile olur yani bu projeler. Abi bu proje işte dediğim gibi benim girişimciliğe böyle daha yeni adım atmamla ve video prodüksiyon tarafında belli başlı şeyleri öğrenmemle gelişiyor. Girişimcilik tarafında daha öğrenmem gereken çok şey var. Belli başlı olayları kavrayabildik evet ama kavrayamadığımız da bir dünya şey var. Umarım hani dediğim gibi bu projede ben bir yıl içerisinde orayı vurmayı planlamıyorum. Öyle bir planım olamaz zaten. Çok saçma bir plan olur o. Ama 5-6 yıl sonra en azından bir nebze de olsa hani ufak bir başarı elde edebileceğimi düşünüyorum. Umarım da öyle olacak. İnşallah. Yolun açık olsun. Öyle abi, bu arada sen de hani en iyi destekçilerimdensin. O tarafta da sana çok teşekkür etmek isterim. Rica ederim. Vallahi hani Serhat abinin desteği de bir başka söyleyeyim. Hani vallahi kameralara da oynamıyorum. Hani kamera kapalı olsa oynayalım ya. Tribüne oynayalım arkadaşlar. Ya şimdi söylesenize Serhat abi 10 numara adam değil mi? Hani bir söyleyin yani. Buraları keseriz. Hayır hayır asla. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir keyifli sohbet oldu. Ondan sonra umarım girişimin istediğin yolda ilerler. Eminim öyle olacağını zaten. Zaten çalışmaya devam edeceğiz. Bir sürü şey yapmaya devam edeceğiz. Evet. Yolun açık olsun. Çok sağ ol abi. Beraber çalışmaya devam. Ülkemiz için çalışmaya devam. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar hani girişimcilikle ilgili bir sürü sorularınız olabilir. Sorularınız olsun. Lütfen sorularınız olsun. Soru sorun. Biz yanıtlayacağız. Yani videonun altına atarsanız sorularınızı bir şekilde yanıtlarız yani. Evet, erzane elimden geldiğince orada cevaplamaya çalışırım. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.